Efendim merhaba. Şimdi bu programda umuyorum ki son kez bu konuda konuşuyor olacağım. Karadeniz'de bulunan doğalgaza sevinmeyen hainler kim? Efendim kimler olur? Hain kime benzer? İşte bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü bana asistanım işte altına yazılan yorumlardan söz etti. Tabii ki ben ona söyledim. Dedim ki ya bunlar troller dedikleri çok fazla. Takılma bunlara diye. O da olsun dedi bir konuşma daha yapalım. Peki ben de onun üzerine bir konuşma daha yapalım dedim. Hiç kuşkusuz ki büyük taarruz üzerine tabii ki konuşacağım. Konuşmaz mıyım başkumandan meydan muharebesi üzerine? O konuşmam cumartesi günü sizle buluşacak. Çünkü pazar günü 30 Ağustos biliyorsunuz. Efendim o konudaki düşüncelerimi de paylaşacağım. Çünkü ben o konu yıllar yılı onun üzerine uğraştım. Uğraştığım, yazdığım kitabı da size ekrandan da göstereceğim efendim. Şimdi düşünelim ne oldu ne bitti. Efe, bakınız efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde ister karada ister denizde doğalgaz ve petrol bulunduğunda ve bu da halkın hizmetine sunulduğunda bu konuda sevinmeyecek olanlar yalnızca akıl sağlığı yerinde olmayanlardır bu konuda sevinmeyenler bir, kimdir? İşte Ruslardan doğal gaz alımında cebine para atanlardır. Sevinmeyecek olan kim? İranlılarla yapılan anlaşmada doğal gaz alımının altında imzası olup da buradan kendisine komisyon alanlardır. 3. Azerbaycan'dan doğal gaz, petrol alımında komisyon alanlardır. Bir kere bunlar sevinmez. Bir de bu devletler tabii ki sevinmez. Çünkü petrol, doğalgaz bulunduğunda Türkiye yurt dışından bunları ithal etmeyecek. Sevinilmez olur mu hiç? Ancak şunu unutmayalım ki benim gibi akademisyenler, bilim insanları son derece soğukkanlı değerlendirme yaparlar. Bu sevinmemek anlamı değildir. Neden? Çünkü bilim insanı şunun hesabını yapar şöyle bir düşünceye sahiptir. Bana bu söyleniyor ama dur bakalım. Bilim ne diyor? Bu konunun uzmanları ne diyor? Çok açık söylüyorum. Siyasetçilerin söylediği hiçbir şeye inanmam. Neden? Çok basit. Çünkü onlar politikacı. Politikacı ne demek? Yalanı çok ustaca söyleyen adam demek. Basit. Neden? Çünkü iktidarda kalmak istiyor politikacı. Dolayısıyla ne yapacak? Her şeyi allayıp pullayacak. İşte benim gibi insanların görevi de akademisyenlerin, medyada program yapan insanların görevi de neyin doğru, neyin yanlış, neyin akla uygun, neyin akla uygun olmadığını anlatmaktır. Bakın şimdi. Kimler sevinmiyor ya da kime hain denir bu tanımlamalar sizle kimle buluşturacağım biliyor musunuz? Doğrudan doğruya AKP'nin kendi geçmişte de yanında bulunan, Tayyip Bey'in yanında bulunan AKP'nin kendi kalemşörlerinden bugün bir kısmı ayrılmış. Onlarla buluşturacağım. Örnek. Kimle buluşturacağım biliyor musunuz? Çok uzun yıllar Tayyip Bey'in özel kalem müdürlüğünü yapmış, onun konuşmalarını yazmış olan ve üstelik aynı apartmanda yan yana dairelerde oturmuş olan bugün Karar Gazetesi'nin işte yazıları Akif Beki. Bak şimdi yazının başlığı ne biliyor musun? Hain kime benzer söyleyeyim mi? Şimdi bak ben ne diyor biliyor musun? Tek ayak üstünde su gibi palavra sıkan bir yerli pravdanın. Pravda Sovyetler Birliği dönemindeki resmi gazetedeydi pravda. Adını vermeyeceğim artık siz anlayın kim bu gazete. Bu çok da bugün. Pravda'nın başı bile muhalefete çatıyor. Müjde veriyoruz niye deliler gibi sevinmiyorsunuz diye. Ben kendi konumuma hep söyledim yine söyleyeyim. Ben iktidara da muhalifim, muhalefete de muhalifim. Uzun sözün kısası çünkü ben bir akademisyenim, ben bir vatanseverim, ben bir kemalistim. Benim görevim muhalif olmaktır. Çünkü halkıma doğruyu anlatmaktır. O ve benzeri gazetelerin geçen yıl şöyle bir müjde vermişliği de vardı. Trakya'da ben sizde bunu paylaşmıştım. Bak Akif Bekir'in kaleminden ben paylaşayım yeniden. Trakya'da 20 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulunmasının ardından bu 500-550 milyar metreküptür. Bölgeden bir müjdeli haber daha geldi. 20 trilyon metreküp yanında 320 milyarlık keşfin lafı mı olur ki sevinçten havalara uçsun muhalefet? her haberlerine gözü kapalı inanmayana Türkiye düşmanı demesinler mi bir de? Cumhurbaşkanı Erdoğan dahi müjdeyi ilkin temkinli bir dille duyurmuştu. Şimdi buna dikkat edin bakın Tayyip Bey'in kendi cümleleri bu. İnşallah bir müjde vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum hayali ve rüyası içindeyim. Bu son derece temkinli bak Tayyip Bey bir gün önceki açıklamasında bunu söyledi. Muhalefet peki niye temkinli yaklaşmayacakmış? Yani Tayyip Bey kendisi temkinli yaklaşıyor. Muhalefet yani muhalefet partilerinden söz ediyor. Anadolu Ajansı rezervi çıkarmadan önce yapılacakları uzman ağzından sıralıyordu. Daha kanıtlanmış rezerv hesap edilecek ve çıkarma maliyeti planlanacakmış. Bunu kim söylüyor? Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı kim? Siyasal iktidarın, sarayın sözcüsü şu anda Anadolu Ajansı. Ne yazık ki öyle. Milli mücadele döneminde kurulmuş Anadolu Ajansı bugün bu durumda. 320 milyar metreküp de kesin değil yani. Astarı yüzünden pahalıya mı gelecek o da belli değil. Ama çıkarılacağı tarih belli. Tam 2023'e denk geliyor. Değeri de hemen biçildi. 65 milyar dolar. Şimdi efendim bu rakamlara güvenerek ne doğu ne batı. Dünya bir tarafa, Türkiye bir tarafa. Hepiniz bir, biz tek yeni eksen Türkiye havası basılır mı? Yedi düvele kafa tutulur mu? Bakın şimdi üstelik dünya medyasına başta 800 milyar metreküp diye üfürülmüş. Beklentiyi yükseltirseniz daha altı nasıl sevindirsin? Yani 320 milyar nasıl sevindirir 800 dediniz sonra 320'ye indirdiniz onu söylüyor. Önceki ihbarları asılsız, alarmları hep yalan ve yanıltı çıkmış. Peki Yetmezmiş gibi kalkmış. Bakan Albayrak'ın eksen çıkışının birine bin katıyor. Bütün dünya Türkiye'yi konuşacak. Her ülke Türkiye ilişkisini yeniden tanımlayacak. Coğrafyada güç haritası sarsılacak. Denklem yeniden kurulacak diye şahlanıyor. Bunu kim yapıyor? İşte Pravda dediği gazete var ya. O gazetenin başyazarı. Yeri yerinden oynatıyor falan diye devam ediyor. Bak bir şey söylüyor. Diyor ki... Abartı gerçeğin düşmanıdır. Onu karikatürize eder. Habbeyi kubbe yaparak müjdelerinin inandırıcılığını sulandıran medya amigoları buradaki hainin kim olduğunu kendi içlerinde arasın diyor. Peki uzun sözün kısası. Uzun sözün kısası. Bir şey söyleyeyim mi size? Eğer hem o görüşleri yazan hem iktidarda işte bak sevilmediler bunlar hain diyenler hainin kim olduğunu kendilerinin finanse ettiği o gazetelerde ve gazetelerin Amigo yazarlarıyla televizyon ek ekranlarına çıkıp Amigoluk yapan akademisyenlerde, Amigoluk yapan bir takım üniversite rektörlerinde onlarda arasın. Onlarda arasın. Akademisyen bilim insanı öyle konuşmaz. Öyle Amigoluk yapmaz. Hain kim diyorsanız bakın hain onlar. Peki, şimdi Akif Bekir'in son bölümünü okuyayım. İlla milletin içinde gayrimilli arayacaksa medya amigolarına baksın. Bak demin benim söylediğim aynısını söylüyor. Çünkü kendisi gibi inanmayanlara hain deme hakkını kendinde gören, ya ne dediğini bilmiyordur ya da bölücülük projesi için devşirilmiş bir hain gibi haindir. Dikkat! ülkenin bölüş, bölünmesinde yıllar yıldır bak batı neler istedi ta Osmanlı'dan beri onlara hizmet edenlerdir bu adamlar. Vatansevere hain diyenin kendisi haindir. Maşanın dış güç uşağının önde gideni Türkiye düşmanının ta kendisidir o insanlar. Yani ülkesi için konuşan, bu konuda gerçekçi konuşanlara. Şimdi gelelim başka yine Akif Bekiden yine devam edeyim başka bir yazısı. Berat Albayrak'a ufak bir hatırlatma diye. Bakın bir daha söylüyorum Akif peki kimdi? Erdoğan'ın en yakınındaki kişiydi bir zamanlar. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak katıldığı bir TV yayında şöyle dedi. Halkının sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülmeyen, mutluluğuyla mutlu olamayan kesimi üzmeye devam edeceğiz. Milletimizi ve toplumumuzu sevindirmeye devam edeceğiz şeklinde devam ediyor. Bakın Akif Bekir diyor ki son dönem AK Parti propagandasında sık karşılaştığımız bir mantık bu. Yani sık karşılaşılan mantık ne? Gaz bulduk, sevineme, sevinemeyenler siyaseti. Bunu 11 kere gaz bulundu. 11 kere gaz bulundu. Bunu. Şimdi bak oradaki düşüncemi söyleyeceğim. Hainlik nedir, ne değildir diye. Öyle her önüne gelen bu kavramı öyle kullanma ukalalığını, terbiyesizliğini ve ahlaksızlığını kendisinde hak olarak görmesin. Tekrar söylüyorum vatanseverlere, ülkesi için çaba harcayanlara, yalanı yanlışı gösterenlere hain diyenler bu ülkenin hainidir. O insanlar bir siyasal iktidardan para alarak beslenip yaşayanlardır. İki daha da önemlisi, daha da kötüsü yurt dışından bu ülkeyle ilgili komplo teorileri kuran senaryoları yazanlardan para alarak bu ülkeye kötülük edenlerdir. Gerçek hain onlardır işte. Efendim kimse kimsenin sadakatini, vatanseverliğini ölçme hakkına sahip olamaz. Bak çok net bir şey söylüyor. Milletin bir kısmı üvey evlat değildi. Tamamı öz evlattı. Geçmişte diyor ki AKP iktidara geldiğinde herkese böyle bakıyordu diyor. Milletin bir bölümü kendisini diğer bir bölümün üstünde göremezdi. Bunu kim söylüyor? AKP iktidara geldiğinde yani Tayyip Bey'in yanında bulunan Akif Bekir söylüyor bütün bunları. Milleti milli, gayri milli, sadık, hain, vatansever, düşman diye ayırmak düpedüz bölücülüktü. Birlik ve beraberliğimize kastetmekti. Bakın çok güzel. Tekrar söylüyorum. Kim yazıyor bunları? Tayyip en sadık bir dönemler, en sadık, en sadakatli adamları. Adamı. Akif Bekir yazıyor. Akif Bekir yazıyor bunu. Bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaktiyle muhalefet partileri CHP ile MHP'ye hep hatırlattığı üzere siyasi rakibiz, hasım değil, kan davasılısı değil, yok edilecek, hayat hakkı tanınmayacak bir düşman hiç değil. Artık işi uzatmayayım. Bak yine AKP'ye yakın kişilerden birisiydi geçmişte İbrahim Kiraz. Gaz bulduk, sevinmediler siyaseti 25 Ağustos 2020. Bakın ne diyor? Diyor ki, bütün yukarıda anlatıyor ne oluyor ne bitiyor bu niye bir kısım insanlara bu denli öfkeleniyorlar. Bak diyor ki gaz bulundu diye üzüldüler diyerek muhalefete yükleniyorlar habire. Muhalefet neredeyse yemin edecek. Vallahi billahi çok sevindik diye. Ama iktidar bu konuda ısrarlı. Muhalefetin oyundaki rolünü doğru oynamasını istiyor. Türkiye doğal gaz bulundu diye üzülmesi gerekiyor muhaliflerin. Bakın, üzülmemişlerse üzüntülerini saklıyorlar demektir. Biz gazı siz sevinin diye mi bulduk diyecekler neredeyse. Kime söylüyor bunu? AKP'ye. Ne var ki işte bu keşif konusunda toplumun ilk günlerde gösterdiği şekilde millet inanıyor ama piyasa neden inanmıyor? Bak hainlik nedir şimdi ben size söyleyeyim. Hainlik nedir biliyor musunuz? İlk gün Reuters'e 800 milyar varil, 800 milyar metreküp doğal gaz efendim bulundu diye bu bilgiyi veren siyasal iktidara yakın şahıs kimse hain odur. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu haberi verdiğinde dolar 7.22'lere 7.20'lere geldi. Sonra Tayyip Bey 320 milyar metreküp olduğunu açıkladığında bir anda 7.40'a çıktı. Düşünsenize arada tam 18 kuruş bak 7.22 7.40 çıkartın arada kaç kuruş fark var? 18 kuruş. Geçen sefer de söyledim bu parayı kim çaldı, kimin cebine gitti, hangi spekülatörler, hangi manipülatörler buradan para kazandı? Bir kere bu bir. Şimdi gelelim madde ikiye. Biz Avrupa'nın 3 katı daha yüksek para ödeyerek doğal gaz kullanıyoruz. Tamam bu anlaşmayı AKP yapmadı. Doğru ondan önce yapıldı. Ama bu, bu hainliği yapan hangi bürokrat, teknokrat, siyasetçi, enerji bakanıysa bu açıklansın bu açıklansın. Bundan daha büyük hainlik mi olur? Üstelik bu antlaşmalar 2026'ya kadar devam edecek. Bakın tekrar söylüyorum. Rus doğal gazını bizden geçiyor borular. Avrupa'ya gidiyor. Avrupa bizden üçte bir fiyata daha ucuza bunu alıyor. Bunun adı hainlik değilse neyin adı? Hainliktir. Bunu söylemek görevimizdir. Bunları anlatmak görevimizdir. Şimdi başka bir şeyi daha anlatmak görevim söyleyeyim ben sana. Bak bu uzmanlar Teknik İstanbul Teknik Üniversitesi'ne de açtım telefonla sordum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne de açtım telefonla sordum. Dediler ki bu doğal gazın çıkartılması için 6 milyar dolar yatırım gerekiyor. Şimdi bunları kenara bırakıyorum. Bunları çok dinlediniz. İki, bunlar bu gazın tamamının diyelim ki diyelim ki söylendiği kadar 320 milyar metreküp var. Gerçi bunun yüzde 60 ancak çıkarılabilirmiş. Ancak çıkarılabilirse o da ancak. Efendim bunların çıkarılması da tam 21 yıl sürermiş. Şimdi bunu da kenara koydum. Burada bir hesap yaptılar efendim. Bütün bu gazın satımı işte kim istedik 65 milyar dolar ama tamamı yüzde çıkarsa öyle bir şey de yok. Yüzde 60 40 45 milyar dolar yapacak. E bizim Suriyelilere harcadığımız para ne? 40 45 milyar dolar. Baş... Ne diyor Tayyip Bey? 50 milyar dolar harcadık. E peki ne olacak bunların sonucu? Oraya o kadar para harcadıysa kızım o paranın ne anlamı var ki? Ama bunu bulmak çok önemlidir. Ayrıca buradaki Türkiye bir eksen falan olmayacak. Böyle bir cümlede, böyle bir konuşmada doğru bir konuşma. Bunlar doğru doğru laflar değil. Bunları geçen sefer anlattım. Bak şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi biz mavi vatan bu korumaya çalışıyoruz, değil mi? 6 aya yakındır denizcilerimiz, bahriyeleri, bizim subayımız, az subayımız, eratımız. Ülkeye geri dönemeden denizlerdeler. Kabul. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Mavi Vatan'la çelişen bir durum var. Şimdi söyleyeceğim düşüncelerin sahibini. Şimdi biz 2013 yılında bir yasa çıkardık. Nedir bu? Yeni petrol yasası. Bu yeni petrol yasasında devletin payı ne olarak tespit edildi biliyor musun? 2013'te iktidarda kim? AKP. Devletin payı 8'de 1 yani çıkarılacak olan petrolün buradaki çıkarılacak petrolden devlet ne kadar pay alacak biliyor musunuz? Yüzde on iki on buçuk. 2013'te yeni petrol yasası çıktığı zaman o zaman bak Yeni Çağ gazetesi bir manşet atıyor. Kapitülasyonlar petrol yasasıyla geri döndü. Bu bir manşet. Evet kapitülasyon bu. Trakya'dan çıkardığınız doğal gazın yüzde on iki buçuğu, sekizde biri kalıyor bize. Geçen sefer de söyledim. Onun için böyle hain dendiğiniz zaman geri dönün bakalım. Hain diye nasıl bir tanım, kime yönelik yapabilirsin? Yasaya göre yabancı petrol şirketi bulduğu petrolü ihraç ettiğinde kazandığı dövizi yurt, dış yurt dışında tutabiliyor. Eski yasadaki dikkat şimdi buraya. Milli menfaatlere göre karar verilir vurgusu yasayla kaldırıldı. Yine devlet adına arama ve işletme ruhsat alma hakkı TPO'ya aittir hükmü de kaldırıldı. Dikkat bu hüküm de kaldırılmış. Aslında yeni petrol yasası 2007 yılında hazırlanarak kabul edilmiş ama dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Necdet Sezer tarafından tekil devlet ilkesine zarar verir gerekçesiyle veto ediliyor. Ama ondan sonra Cumhurbaşkanı değişiyor. Cumhurbaşkanı değiştikten sonra yani AKP'li Cumhurbaşkanı geldikten sonra işte bu yasa çıkarıyor. Çünkü yasaya göre yerel yönetimlere de elde edilen petrol gelirlerinin yarısını pay olarak verilmesi öngörülüyordu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer işte bunun için veto etmiş. Devlet payı ise yüzde iki ile 12 arasında değişiyordu. Kalan yüzde doksan sekiz ile yüzde seksen ise petrolü çıkaran yabancı şirkete kalacak. Parasını da yurt dışında tutabilecekti. Tutabilecekti. O dönem çok söylendi. işte dendi ki bu milli kaynaklardan vazgeçilmesi anlamına geliyor. İşte biz bir sömürge devleti miyiz, Bir biz müslemleke devleti miyiz? Bütün bunların karşılığında da efendim geldi dendi ki yok dünya böyle serbest işte işlet serbest piyasa ekonomisi var o var bu var. Bakınız şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer bu kaynak ve bundan sonra bulunacak olan kaynaklar yap, işlet, devret şeklinde olacaksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bundan alacağı pay yüzde on iki buçuktur. Yani yüzde iki ile on iki buçuk arasında değişiyor. Türkiye'nin burada bunları çıkaracak platformu yok. Türkiye'nin bu teknolojisi yok. Dünyada zaten üç tane ülke bunu yapabiliyor. Geri dönün bak bugün Azerbaycan'a bir bakın. Azerbaycan'daki petrolü hangi şirketler çıkarıyor? Lütfen geri dönün bir bakın. Romanya'daki doğalgaz 12 yıldır uğraşılıyor orada. Kim çıkarıyor? Hangi şirketler çıkarıyor bunları? Efendim, işte bütün bunların hepsini oturup konuşup anlattığınız zaman efendim yok hain, yok sevinmedin falan deniyor. Bir şey söyleyeyim mi size? Sizden daha çok seviniyor benim gibi vatanseverler sizi hiç merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin. Bak Cumhuriyet'in başından beri yapılanlar ortada. O yapılanlar nasıl ortadan kaldırılıyor? Bunları kim planlıyor? Geri dönüp asıl onlara bakın. Şöyle bir şey söyleyeyim size bakın. Evet rezervler yükseliyor. Kabul. Bak hiçbir şey söylemiyorum ben. Bir dönemler AKP'ye en yakın olan kişiler. Yazdıklarından söz ediyorum. Mehmet Ocak'tan. Buyurun. Bakın şimdi. Işte. Ne demiş söyleyeyim ben size. Umarız bir gün özgürlük rezervimiz de artar diyor. Bak ne diyor bilindiği gibi diyor geçtiğimiz hafta TPO'nun Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük gazın keşfi toplum olarak hepimizi mutlu eden güzel bir gelişmeydi. Söylüyorum bundan mutlu olmayacak olanlar yalnızca akıl sağlığı yerinde olmayanlardır. Bir, iki, iktidardan para alarak trollük yapanlardır. Üç, yurt dışından para alarak Türkiye'nin bölünmesi yönünde o yazıları yazan gazeteciler televizyonlarda çıkıp bu yalan yanlış konuşan akademisyenlerle trollerdir. Onun dışındakiler lafı güzaf, onun dışındakiler lafı güzaf, geri kalan her şey teferruat arkadaşlar. Teferruat. Eğer fayda maliyet analizi yaptığınızda bak yurt dışına bağımlılığımızı azaltacaksa sevinilecek olan taraf budur. Mehmet Ocaktan'ın yazısının son bölümünde şöyle bir şey söyleyeyim bakınız. Diyor ki Keşfettiğimiz yeraltı zenginliklerini ilave eden, özgürlük rezervlerimizi genişletmek ve kalitesini yükseltmek zorundayız. Sonuç olarak şunu söyleyeyim, bakın, daha önce söyledim, bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bir ülkede doğalgaz çıktı, işte petrol çıktı, yeraltı kaynakları çıktı diye bu ülke demokratikleşemiyor. Bak, örnek Rusya, 50 trilyon metreküp doğalgazdan söz ediyorsun. Demokratik ülke değil, antidemokratik. İran 33 trilyon metreküp, antidemokratik. Bakın, bugün yine yüksek doğalgaz petrol rezervine sahip olan ABD'nin yapmış olduğu tavırlara bakınız. Ama bunun tersi örnekler de var. Yine ABD tabii demokratik ülkeler içerisinde, dünya sıralamasında işte ilk sıralara koyuyorlar. Bakın Norveç gibi ülkeler var, İsveç gibi ülkeler var. Var. Ama bir de bakın Arap ülkelerine bir bakın. Hepsinin doğalgazı, petrolü sonsuz. Ülkelerin durumuna bakın siz. Önemli olan, önemli olan husus şudur. Türkiye 29 Ekim 1923 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'nden itibaren laikliğe öne çıkarmış, demokratikleşme çabalarını öne öne çıkarmış bir devlettir. Şöyle bitiriyorum. Bakınız. Bir daha söylüyorum bu ülkede ne kadar yeraltı kaynağı çıkarsa bunun millileştirilmesi önemlidir. Ama siz ülkenin kromunu, ülkenin toryumunu, ülkenin uranyumunu, ülkenin borunu yap işlet devret şeklinde birilerine devretmişseniz doğal gazınızı Trakya'dan çıkartan olduğu gibi çıkartmış özelleştirmeyle vermişseniz bu ülke bakın bu ülke bunların millileştirilmesini ağzını alamaz. Bunları ülkemin insanlarına veriyorum cümlelerini ağzına alamaz. Bunlar doğru değil. İşte benim görevim bu kadar yılın öğretmeni olarak, aydın olarak, entelektüel olarak benim görevim doğruyu anlatmaktır. Benim görevim siyasal iktidara falan yaranmak çabasıyla yalanı konuşmak değil. Olması gerekenidir tabii ki çok istiyoruz bu çıksın. Tabii ki çok istiyoruz 2023 ama bütün uzmanlar diyor ki 2023'e yetişmez. Son olarak şunu söyleyeyim. Cümlemi bitirirken yine bir akademisyen büyüğümüzün cümlesiyle bitireyim bakınız. Türkiye yeniden istikrar için enerji dahil kamu altyapı yatırımları özellikle Kamu özel işbirliği kanalıyla yapılan yatırımları devletleştirmek zorundadır. Kim söylüyor? Esvender Korkmaz Hoca söylüyor. Uzun sözün kısası işte bunu yaparsanız bu vatanseverliktir. Olan biteni doğru düzgün anlamaya çalışmalıyız. Anlamaya çalışmalıyız. Eğer bunu anlamaya çalışmıyor. Yalnızca siyasal iktidarda bulunanlar a bizden diye konuşuyorsanız bunların hepsi palavradır. Palavradır. Efendim keşke petrol bulduk, keşke gaz, düzeltiyorum doğal gaz bulduk, keşke petrolü de bulabilsek. Bundan hepimiz son derece mutlu oluruz. Ama önemli olan mesele şudur. TPA yani Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ peki nereye devreldi? devredildi bugün? Nereye devredildi bugün? Lütfen oturunuz. Ona da bir kafa yorunuz. Sağa sola bir bakınız. Keşke gaz, petrol gibi rezervlerimiz yükseldiğinde demokrasimiz de buna bağlı olarak gelişse, yükselse bütün isteğimiz, dileğimiz budur efendim.